arasındaki 8 milyon genç kardeşimiz de meclis çatısı altında temsil edilsinler. Ne kadar plan yok. Sadece ve sadece milletin aklını bulandırmaktan başka bir şey değil. Yargılanamayan, şu anda yargılanamayan bir cumhurbaşkanı var. Hem yetkisi var ama yargılanamıyor. Şimdi bizim getireceğimiz sistemle birlikte hem sorumlu hem de hesap verir bir cumhurbaşkanı ortaya çıkarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı cumhurbaşkanının yargılanabilir hale geliyor. Şimdi mevcut sistemde, mevcut parlamenter sistemde yetkileri olan cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında hiçbir şekilde yargılanamadığını görüyoruz. En önemli, en temel değişikliğimiz yasama, yürütme ve yargının kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı bir sisteme öneriyoruz biz. Evet, meclis yasama faaliyetlerini tamamen kendisi yapacak. Bugünkü sistemde ne? Hükümetin kanun tasarıları meclise gelir, yürütmenin sevk ettiği kanun tasarıları mecliste oylanır ve yasalar o şekilde yapılır. Başörtülüyle başı açık iki dostu, kardeşi birbirinden ayırdılar 28 Şubat'ta. Ben hatırlıyorum, derste almadıklarında dışarıda, içeride başı açık arkadaşları derste onlar için ağlayarak hocalara kafa tuttuklarını, direttiklerini çok net hatırlıyorum. Bu ülkenin kızlarını, evlatlarını başörtülü ve başı açık diye ayırdılar. İkna odalarında kızlarımıza türlü türlü durumlar yaptılar gerçekten. Ama elhamdülillah o günler geride kaldı.